Bugün Karpaz bölgesinde Altın Kumsal yakınlarında bir gün geçirecek. Ben Mustafa Meraklı, yönetmenim Mehmet Bozkurt'la birlikte sizlere iyi seyirler dileriz. İlk anlatacağım kısım üzerinde bulunduğum taşlarla ilgili. Bu taşlar karakteristik Karpaz bölgesinin yöresel taşları. Tarlalar içerisinde, tepe yamaçlarında hemen hemen her yerde görebileceğimiz farklı bir taş. Bu taşlardan bu bölgede çok güzel çoban ve çiftçi evleri yapılmış. Bunları çeşitli yerlerde görebiliriz. Toprak çamuru harcı ile dizilerek üst üste konulmuş mükemmel yapılar elde edilmiş. Düşününüz ki yıllardır kullanılmıyor, hiç kimse onlara bakmıyor ama birçoğu hala daha duvarları sapasağlam, dimdik ayakta duruyor. Tabii taşlar toplanıyor. Bu bizim bir kültürümüzdü. Tarlanın içerisindeki taşlar mutlaka bağlamaya dizilir veya bir noktaya konulur. Oradan eskiden daş tahtası dediğimiz tahtalar vardı. Eşeklerin üzerine onlar konulur. O tahtaların üzerine daşlar dizilir ve daş tahtalarıyla inşaat yapılacak olan yere taşlar taşınırdı. Oradan da artık usta alır o taşları kullanırdı. Genellikle iki tarafı da düz olup düz kare şeklinde ve çeşitli şekillerde de olabilmektedir. Depremlere karşı bir direnci olduğu söyleniyor. Çünkü düz, yuvarlak olmadığı için daha dirençli bir taş şeklidir bu. Mesarga ve Gönyeli bölgesinde bu taşları daha farklı şekillerde görebiliriz. Renk açısından, şekil açısından ve oluşumu açısından. Tabii o bölgelerde bunlara Gönyeli taşı da denilmektedir. Tabii ki biliyorsunuz bu taşlar onlardan değil. Bunlar daha da farklıdır. Bu bizim yörede bunun ismi yapı taşı olarak geçmektedir. Hiçbir müdahale yapılmadan çok kolay şekilde örülmesi yapılabilen bir taş şekli. Sadece buraya belki bir çekiççik vurulup bu taşçık buradan kırılabilir. Çünkü sicimi kaçırmasın. Veya bu tarafı hiçbir şey istemez. Normal böyle konulur ve dümdüz duvarlar elde edilir. Bizde bir söz de vardır. Kadının saçlısını, tarlanın daşlısını alacaksın ay oğlum derdi rahmetli babam. Bunun da ben yıllar sonrası ne demek olduğunu çok iyi anladım. Bugün tabii tecrübe konuşuyor. Taşsız tarlalarda ürün çok güzel olmaz. Oysa aklımıza geldiğimizde işte taş var tarlada bir işe yaramaz. Tabii öyle değil. Taşın oluşturduğu o kimyasal
oluşumlar toprağa farklı yönde etki yapıyor. O taşın ıslaklığı bitkiyi besliyor. Ve o tarlada çok daha güzel bitki elde edebilirsiniz veya ürün elde edebilirsiniz. Bu da bir farklı kültür görüşümüz. Bu taşlar o kadar önemli ki insanın kimlik kartı. Ömrünü tamamladıktan sonra iki tane de başucuna ve ayak ucuna taş dikerler. Derler ki bunun bütün serveti, malı, mülkü işte iki tane taş. Yani kısaca tarlanın taşlısı dedik. Önemli. Bu taşlar sığınma yurdumuz, evlerimiz yapıldığı bu taşlardan. Ayrıca eski dönemlerde mezar taşları daha farklı yapılırdı. Bir çukur kazılır, onun içerisine konulur ve bir tane de kapakla ağzı kapatılırdı. İşte burada gördüğümüz bu düz taş gibi bir taşla o delicik kapatılır, üzerine toprağı yığarlar ve böyle devam eder, nesiller boyu sürer giderdi. Günümüz koşullarında taşlar pek değer bulmuyor. Sadece görümlük olarak konuluyor. Bazı süs olsun diye duvarlara veya inşaatlara. Çok sevilen bir şey değil. Ancak dediğim gibi taş bizim kültürümüzde çok çok önemli bir yer tutmakta. Tarlanın içerisindeki taşları da toplamak gerekir. İşte buradaki çiftçi toplamış, yığmış buraya. Hem çitini oluşturmuş. Biliyorsunuz zaten Karpaz bölgesi serbest eşeklerin de diyarı. İşte onlara da bir önlem olarak buraya hatlar çekmiş, taşları koymuş. Belki de daha buraya bağlama dediğimiz duvarı yapacak. Eşeklerin arazisine girmesini önleyecek. Tabii bugün bu kış dönemi bu tarla Narlas'a bırakılmış ve şimdi biz gidip biraz daha bu alanları izleyeceğiz. Taşlar bazen ise deniz kıyılarında bulunan kum taşından elde edilen veya kesilen parçalarla evler yapılırdı veya kulübeler yapılırdı. İşte onlardan bir tane örnek de burada var. Aralarda tarlaların içerisinde bulunan düzgün taşlar kullanılmış, köşelerde ise kıyılardan kesilen kum taşları kesme taş olarak buralarda kullanılmış. Daha güçlü, daha dirençli olduğu için yaklaşık 50 santime kadar genişleyen duvarlar belli bir uzunlukta yapılırdı. Aralara kapılar, pencereler yerleştirilip insanların veya hayvanlarının sığınma yeri veya ambar olarak da kullanılırdı. Bunlara
çoban evleri denirdi. Karpaz bölgesinde bu evciklerden bol miktarda görebiliriz. Bunlar da koruma altında olduğunu dipnot olarak söylemek isterim. Bu bölge haritalarda Apostolos Andreas Forest olarak geçmektedir. Yeni haritalarda ise Zafer Ormanı diye bir bilgi var. Karakteristik karpaz bitki örtüsü. İşte bu gördüğümüz tepecikler üzerinde kalmıştır. Makinin en güzel örneği işte burada. Ardıç ağaçları çoğunlukta. Bunun yanı sıra şinya, azgan, maca, tülümbe ve küçük çiçekli bitkiler. Bunları sırası geldikçe tanıtmaya çalışacağız. En fazla yüksekliği 80 metreyi aşmayan tepecikler var buralarda. Bu tepecikler üzeri genellikle düz olup tarım yapılan alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Çiftçiler tarafından sürülüp sürgüleniyor. İşte burada gördüğümüz bu sürgü de bunun en güzel kanıtı. Çünkü sabanla sürdükten sonra tarlanın içerisinde oluşan tezekler mutlaka kırılması gerekiyor. Güzel verim alabilmek için tarla içerisinde oluşan tezekler mutlaka kırılıp ezilmesi gerekir. İşte bu sürgü ağır bir sürgü olduğu için tam bu işe ideal. Günümüzde özellikle Mesarga bölgesinde merdaneleri görüyoruz. Daha teknolojik, daha büyük traktörlerin taşıyabileceği çok daha ağır sürgüler vardır. Onlar farklı. Ama kültürümüzde tarlayı sürüp sürgülemezsen hiçbir verim alamazsın diye bir uyarı vardı. Bu kültür burada hala daha yaşıyor ve yaşatılıyor. Bölgemiz flora ve fauna yönünden çok zengin bir bölge. Hemen hemen hiç ilaç kullanılmadığı için sizler de fark ediyorsunuz. Çeşitli bitkilerin yanı sıra çeşitli kuş ve onları besleyen sinek ve böcekleri çevremizde görebiliyoruz. Birçok kuşun besin kaynağını oluşturan sinekler işte buralarda bol miktarda görülmektedir. Vızıl vızıl çevremizde dolanıyorlar. Bize rahatsızlık verse dahi onlar, biz biliyoruz ki birçok kuşun besin kaynağını oluşturuyor. İnsan yaşamına pek uygun olmayan bu alan tamamen doğal yaşama uygundur. İnsanlar mutlaka burada doğal yaşama uyumlu olarak ve her şeyi göze alarak yaşamalıdır. İlaç kullanarak veya buna benzer şeyler kullanarak
hayvanları etkilemeyecek çözümler üretilmelidir. Kısaca koruyup kullanmak boynumuzun borcu. Karpaz tepecikleri ve maki bitki örtüsünü tanımaya devam ediyoruz. Doğal bitki örtüsü belli. Bunları anlattık. Bir de insan eliyle ekilen birkaç tane farklı bitki görüyoruz. Bunlardan işte bir tanesi efkalipto ağaçları, bir diğeri sabır, birkaç tane zangalak, birkaç tane de incir ağacı göze çarpmaktadır. Ancak fazla bir miktar oluşmadığı için doğal bitki örtüsü fazla etkilenmemektedir. Karpaz bölgesini korumaya devam edecek. Bu hepimizin ortak bir görevidir. Doğalı korumamız gerekir. Aksi takdirde doğal yaşamla birlikte doğal bitki örtüsü de yok olur. Doğal bitki örtüsü yok olduğu zaman karpaz yok olur. Bizim bu güzelim cennet köşesi ne yazık ki dünyada eşi ve benzeri yoktur. Bu güzellikleri yaşayabilmek için hiç kimsenin gücü yetmez. Çıksın gitsin başka Avrupa ülkelerini veya Akdeniz ülkelerini görsün, hiç gerek yok. Onun için yerleşimden uzak, çöplerden uzak, ilaçlardan, kimyasallardan uzak bir karpazda yaşamaya devam. Şimdi biz yeri gelmişken bir de şinya bitkisini tanıyalım, anlatalım. Şinya bitkisi ülkemizde hemen hemen her bölgede doğal ortamda yetişebilen bir bitki. Yaklaşık 3 metre boyuna kadar ulaşabilen çalı formundaki bir bitkidir. Bugün meyveleri olgunlaşmış. Nisan-Mayıs aylarında açan çiçecikleri yaz dönemi boyunca olgunlaşmaya devam eder. Eylül ayının başlarında tamamen yeşil olan meyveler kızıla veya siyaha döner. Bu dönüş sonrasında meyveler artık olgunlaşmıştır. Kış aylarına kadar devam eden dalındaki meyveler birçok kuşun besin kaynağını oluşturur. Onlardan bazıları ardış kuşu, diğer ismiyle cikla, pulya ve daha ismini sayamayacağımız birçok kuş bu meyvelerden faydalanmaktadır. Ayrıca bizler bu meyveleri toplayıp ham olarak leblebi yer gibi yiyip tüketebiliriz. Bunun yanı sıra bunlardan Kıbrıs folklorik mutfağında çok önemli bir yer tutan çitlemitli bitta veya
Shinobita dediğimiz o önemli yiyecek yapılmaktadır. Bu meyveler toplandıktan sonra siniler içerisinde kurutuluyor. Daha sonra hamur yoğrulup hamurun içerisine katılıp otlafıyla bastırıldıktan sonra da işte belli bir ölçüye geldikten sonra yağsız saç üzerinde veya fırına salınarak bide gibi pişirilip yeniliyor ve lezzetine doyum olmaz bir lezzet bırakıyor ağzımızda. Şinye ağaçları da ülkemizde bazı yerlerde görebileceğimiz noktalardadır. Kumyalı ovalarında en güzel örneğini görebiliriz. Bazı duyarlı kişiler şinyaları dipten temizlemişler. Ağaç oluşmuş. Bu ağacın altında bazan galif olarak kullanıp oturmuşlar. Bazan hayvanlarını dinlendirmişler. Bu da önemli bir dipnottur şinya için. Maki alanları içerisinde çok yaygın olarak gördüğümüz özel bir de çiçekli bitkimiz vardır. İşte o çiçekli bitkimiz nergis. Bizim tarafta M ile söyleniyor, mergiz. Veya Latince ismiyle Narcissus tazetta olarak biliniyor. Çok hoş kokusu olduğu için bu bitkiler halkın neredeyse en fazla sevdiği bir bitki. Bu güzel kokusundan dolayı düşmanı çok. Bunları kesiyorlar, vazolara koyuyorlar ve birkaç gün evde durduktan sonra çöpe atıyorlardı. Günümüzde bu bitkiler koruma altına alınmıştır. Çünkü yollarda, bellerde çoluk çocuk bunları satıyordu ellerinde destelerle. Neredeyse yok olma noktasına gelmişti. Günümüzde ise artık her tarafta bolca görebiliriz. O güzel kokuları doğaya salınmaya devam ediyor. Avrupa'da ise bu nergisin kültüre edilmişi vardır. Onlar özel paketlerde satılıyor. Ülkemize de ithal edilip tarım veya çiçekçilerde bunları bulup alıp evimize ekebiliriz. O zevkimizi böyle tatabiliriz. Ayrıca nergisin çiçeklerinden yağ elde ediliyor. Damıtıldıktan sonra, belli bir işlemden sonra bu çiçekler koparılıp yağı
alınıyor. Yağı bazı parfümlerde ve bazı çamaşır ilaçlarına katılıp hoş koku vermesi sağlanıyor. Soğanlı bir bitkidir. Çok yıllık olup olduğu noktada yıllarca yaşayabilir. Soğanları kendinden ayrılarak çoğalıp üreyebildiği gibi tohumlarından da şu küçük keseler içerisinde oluşan siyah siyah tohumcuklar vardır. Onlardan da üreyebiliyorlar. Ve yeşilliği yapraklarıyla, gövdesi ve çiçekleriyle muhteşem bir peyzaj oluşturuyorlar doğamızda. Ben Mustafa Meraklı, yönetmenim Mehmet Bozkurt'la birlikte karpazı tanıtmaya çalıştık. Karpazın florasını, faunasını, taşını, toprağını hep birlikte gördük. Sizlere iyi günler dileriz. Gelecek programlarda tekrardan görüşmek üzere.